Dostlar, herkese günaydın, rast gelsin. Kordon'a geldim yine. Bakalım, Ağustos'u devirdik, Eylül ayındayız. Her zamanki yerime gelemedim. Herhalde orada paylaşa paylaşa yer kalmadı. Birçok alan var boş ama yapacak bir şey yok. Başka bir yere geldim. İlk defa avlandığım bir noktaya geldim. Gündoğdu'ya gidecektim ancak bugün herhalde bir festival var. Yanılmıyorsam bugün Eylül'ün 5'i olması lazım. Ya da 6'sı da olabilir. Festival olduğu için kısmi bir alana geldik. Ama nasip bu. Ne olacağı belli olmaz. Atlamayın. Bu sefer hep arkadaşlardan yorumlar alıyorum. Takımlarımızı paylaşacağım. Hangi marka iğneleri kullandığımı, yemleri göstereceğim sizlere. Hadi o zaman av başlasın. İnşallah. Bugün içimde bir his var. Bunu paylaşacak mıyım, paylaşmayacak mıyım bilmiyorum ama içimde büyük bir his var. Bugün güzel bir balık yakalayacağız. Hadi bakalım. Başlasın. Sen çekiyor musun kendini çekiyorsun? İnternetten izleyebilirsin beni. İnternette? Abi tuttuğun zaman gel seni de çekeyim. Tamam çek ulan vallahi. Kordonun piri yazarım sana abim benim. Ya burada flip çekiyordu bir sefer. Balık alıyordum burada. Ya dedim benim de aslında bir sahneye dedim. Almayız abi, biz gençler alıyoruz diyor. Ne olur mu canım ya, ne varsa tecrübeliler de var. Ben alırım seni. Burada çektiler valla. Valla? Bir şey filmi çekildi burada. Doğrudur abi, doğrudur. Titrettirdi mi bakalım. Bugün Fudo'nun 1601'ini kullanıyorum. Spin kamışının bir tanesinde. Onun kabı bittiği için gösteremiyorum. Diğer spin kamışımda Maruto'nun 5505 no'lu bir iğnesi var. Şöyle göstereyim. Bunu kullanıyorum. Diğer bir kamışımda, surf kamışımda da bunu çoğunuz biliyordur. Hayabusa'nın Churchill Light 2.0'ını kullanıyorum. 186-71 şöyle göstereyim almak isteyenler için. Ya bakalım hangisi iş yapacağını bilmiyoruz. Yani dediğim gibi beni ilk defa izlemiyorsanız biliyorsunuzdur. Ben tek bir kamışa ya da tek bir mesafeye bakmam. Farklı farklı mesafelere her zaman için atarım. Surf'e uzağa attım. Bir tanesinde, kurşunumun bir tanesinde 60 gram var. Spin'imde bir tanesinde 40 gram var. Her mesafeye deniyorum. Dediğim gibi Gündoğdu'ya gelecektim. Bugün Tarkan'ın konseri varmış. Yapacak bir şey yok. Dün Gündoğdu Meydanı'nın yakınında bir yere şu anda konuşlandım. Göreceğiz. Hadi bakalım. Av devam ediyor. Dediğim gibi şu ana kadar herhangi bir aksiyon yok ama herhangi bir durumda zaten izliyor olursunuz. Ava devam. Ama güzel var. Ama ilk defa geldim bu noktaya. Diğer şu anda Churchill var. Atmalama yapmadan yapılması lazım. Bir vuruş gördüğünüz mü bilmiyorum ama
Almazsa yemin tasmalarsan onu komple kaçırdım. O yüzden almasını bekliyorum. Tarkan bile gelmiş, sen gelmedin anasını satayım. Hadi. O vuruştan sonra madyadan kalan. Değiştirip devam. Vallahi seni bekliyorum bak, çekeceğim videoya. Şefaat böyle yakın, anlatacağım kapak fotoğrafını. Yine deli muamelesi gördük arkadaşlar. Kendi kendimize konuşuyoruz zannettim. Beklemeye devam. Kes. Of. Hoppala. Ana. Çıprayı yapmışım dayı. Ana. Ben sana demedim mi? Ana. Seni çekeceğim demedim mi ben? Çekiyor mu? Vallahi çekiyorum bak. Kıbrıs mı o? Kıbrıs. Ekmek. Ekmek ana. Böyle bir şey yok. Heh. Arkadaş. Olur lan arkadaş. Şansının böyle şansının içine sıçayım ben be. Yürü lan. Mustafa abi efsanesin. Vallahi billahi lan. O zaman şimdi şey mi diyoruz? Çupra İzmir'de Kıbrıs ve ekmekle avlanıyor değil mi? Ben senin götünü öpeceğim. Götünü şimdi bak. Çıkarayım da. Çıkarayım da. Torbaya koyayım da. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin abim benim. Göster bakayım yakından bir balığı görelim bir dur. Getir bakayım bir. Kaldır göster bir. Allah Subhanallah. Abim benim hadi rast gelsin tamam, bakalım. Abim benim. Ekmeğe devam. Kıbrıs'la çupra var. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada her şey olabilir. Yapacak hiçbir şey yok yani. Her an her şey olabilir. Madya'ya usul usul şey yapıyorlarmış, yiyorlarmış arkadaşlar. Bak yapalım ya. Ataşız abi biz ataşız. Bir kere bağlayalım versene bana. Ne abi? İp. Yengece bağlayacağız. Buyur abi. Ben ver sonra getirmem. Sıkıntı yok abim var. Mustafa abi kaptın çuprayı yerinize. Valla abi nasıl denk geldim? Ha? İki oldu böyle bu ya. Dışarıken attım böyle. Kafana atıyorum başka. Bir baktım. Ulan çevireyim balık geliyor. Bir geldi çupra. 1,5 kilo geldi tam. Ekmekle mi yine? Ekmekle ya. Hadi ya. Millet toplandı böyle başıma. Vallahi abi ya. Millet sabahtan beri sörf atıyoruz, spin atıyoruz. Yok bilmem ne, yok o bilmem ne, Hayabusalar, Fudolar. Kıbrıs takımından vallahi helal olsun. Ya kısmet işi abi bu ya. Oldu mu oluyor vallahi. Elim ile vallahi. Emin dayı. Elledim. Sen elledin mi? Ben elledim sabahın birini.
Vallahi kaptı. Saat 10.45. Yine ben şemsiyemin altına sığındım. Valla balık alan yok. Bir kişi aldı. O da zaten gördüğünüz Mustafa dayı vardı. Onu da takım bilgisini veriyorum. Hazır olun. Baş tarafını kaçıranlar için söylüyorum. Kıbrıs ontas ekmek. Yani yapacak bir şey yok. Çıprayı bu şekilde aldı. Başka balık alan da göremedim. Dediğim anda zil sesi geldi. Hemen kamerayı yaklaşık bir saatten beri vuruş dahi alamıyorduk. Bir zil sesi geldi ama iğnelerin hepsini çör çubuğa çevirdim. İkisi çör çubuktu. Üçünü birden çevirdim. Bu arada hemen bir şu kamerayı çevireyim. Gündoğdu'ya doğru. Gündoğdu meydana şu anda konser alanına çevriliyor. Tarkan gelmiş. En tepeye çıkacakmış. Bülent Ersoy da gelecek. O da soldaki en tepeye çıkacakmış. Diyorlar. Böyle bir söylenti var sabahtan beri. Kimin nereye çıkacağını pek bilemiyoruz ama dediğim gibi şu anda saat 10.45. Kimselerde balık yok. Yapacak bir şey de yok. Hadi bakalım biz beklemeye devam ediyoruz. İnşallah balıklı bir anla birleştireceğim şimdi videoyu. Bye. Arkadaşlar saat 1. Saat kaç oldu be? Saat bakayım bir dakika. Aslan Partisi de burada. Benim 12.38. İlerideki ortağım saat 12.30. Şimdi biliyorsunuz malum gün İzmir'in kurtuluş günümüz. Şimdi Solo Türk bir de eski savaş uçaklarını teker teker buralara getirmişler. Bunları güzel bir şekilde konumlandıracaklar. Ya ben bugün bunların hepsini göremem ama ya burada buraya gelip de görme fırsatı olan herkese burayı davet ediyorum. En azından gelin, görün. Bayağı biz zaten konser bayağı da Yunus Tarkan falan gelecek söyleniyor. Güzel bir gün geçirirsiniz. Eşiniz, dostunuz da akrabanız. Değil mi kardeşim? Gelsinler değil mi? Gelsinler ya, bekliyoruz. Ha, bir de abone olsunlar mı benim kanala? Ne diyorsun? Abone olsunlar, like atmayı unutmasınlar. Adam. Hadi görüşürüz bakalım. Evet dostlar. Şimdi babam olan İncirlova, Aydın İncirlova esnaflarından Sustacı Fahri'nin hep kullanmış olduğu takım. Eski videoları izlediyseniz Sustacı Fahri varsa balık vardır sloganının sahibi. Patentini de aldı üstüne. Normal kısa bir takım yapıyoruz ve diğer onun ekürülerinden beraber hava gittikleri yine İncirlova esnaflarından tornacı Osman abinin kurşun. Şöyle göstereyim size. Bu arkadaşlar yeme ayrı bir esas veriyor. Diyeceğim isterdim ama diyemeyeceğim, bildiğiniz bu şu bu. Kurşun fiyatlarından dolayı böyle bir yönteme gitmiş. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Şimdi başlıyoruz. İzlemeye devam edin bakalım. Bunun sonucu olursa ayetten belirteceğim size, tamam? Hadi görüşürüz. Hani şimdi yengecin bir sürü takma yöntemi var. Şimdi pek balık da alamayınca yengeç takma modellerine girelim. Babamın taktığı, yani bu Didim'de bayağı bir av yaptık. Oralarda çok hani alan bir yöntem bu. O ne yapıyor? Klasik normal bildiğiniz bujisiz 12'si ama Osman abi bujili kullanıyormuş. Normal bu şekilde yengeci yandan takıyor. Taktıktan sonra yengeci, onlar pek yem ipi falan kullanmaz, bacaklarını şuradan kesiyor. Hatta bacakları da kalmıyor. Şuradan yandan hafiften şöyle tıraşlıyor. Bak, yöntem bu. İp mip falan hiçbir şey yok. Aynı şekilde diğerini de yapıyoruz. Bacaklarını şuradan kesiyor. Şunu da şöyle yandan kameranın üstüne attırdık. Yengeci sünnet etti. Ahmet. Tamamdır. Şimdi bakalım atacağız, deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Hadi bakalım, rast gelsin bize. Saat 1 oldu, hiçbir şey yok daha. Sabahtan beri uçak çekiyoruz. Hadi görüşürüz. Uçak arkadaşlar, kalayım orada. Ben gidiyorum hayvanlar. Valla. Bu ekip istiyorum.
Bu jileyi yiyeceğim. Abi senin var mı YouTube kanalı? Vallahi kurduk da büyük. Arkadaşlar bu jili takımı atıyorum. Bu Cibrova sanayi esnaflarına gel. Hadi bakalım. Gel. Daha gitti ama ha. Bu şey var oğlum. Gitmez mi? Nerede makineyi boşalttı neredeyse. Neredeyse makineyi boşalttı. Geliyor mu dayı? Geliyor. Geldi. Of. Dur. Yavaş. Kaldır. Helal be dayım be. Çek. Seni kapak fotoğrafı yapacağım be. Mustafa Reis. Helal olsun sana. Okey mi? Okey. Hadi şöyle dur. Dostlar. Bir işimiz bitti. Nasıl bitti? Biz bittik çünkü sıcağın bağrında yana yana bir haller olduk. Ben sadece bu bölgedeydim ama sen bütün tarafa gezdin Ahmet. Nasıl durum? Hiçbir yerde balık yok. Yani hiçbir yerde balık yok. Birkaç arkadaş vardı Instagram hesabı üzerinden onlarla da görüştük. Buradan geçerken gördüklerim de oldu. Ya tek tük alan vardır ama yani 100 tane oldu da bir tane iki tane oldu da balık alıyorsa bu bizim gözümüzde kesattır. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yani diğer avlarında da olduğu gibi ben sadece balık aldığım avları paylaşan birisi değilim. Bu işi keyfine yapıyorum. Ticari mahiyette bir amacım yok. O yüzden dolayı olsun veya olmasın paylaşırım. Sizler de bu gözle bakın. Yani görüyorsunuz, izliyorsunuz. Bir adam balık avına gidiyor. Her gittiğinde 8 tane tutuyor, 10 tane tutuyor, 3 tane tutuyor, 5 tane tutuyor. Hani Omera öyle bir yer değil esasında. Yani o tane tuttuklarını paylaşıyordur. Sizler de gittiğiniz zaman ya burada kimse balık alamıyor muhabbeti oluyor. O yüzden dolayı balık avı kısmet işidir. Nasip işidir ki videoda da var. Aynen. Abimin bir tanesi aldı. Kefal takımıyla aldı. Evet. Ekmekle yandaki ustam çupra aldı. Ekmekle. Aynen, videoda doğru. İzleyeceksin sen de onu. Aynen izlerim yani. Videodaki tek balık oluyor. Dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki hafta görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Balıkla kalın. Balıkla kalın. Hadi bakalım.